Nuri Şahin. Nuri, ne geçiyor şu anda içinden? Nasıl hissediyorsun kendine? Mutlu. Mutlu. Sen mutlu olmayacaksın da kim mutlu olacak? Almanya'da oyunum vardı. Neredeydi? Dortmund'daki. Dortmund'da oyunum vardı. Böyle 9000 kişi geldi. Acayip kalabalık bir salon. Sağ olsunlar. Yani Almanya'daki tüm dostlarımıza da selamlar. Nuri de oyunu seyretmeye gelmiş. Kulise geldi eşiyle beraber. O zaman daha Dortmund'da yani geldi eşiyle beraber. Yani içeri ışık girer derler ya, içeri ışık giriyor. İyi iki tane insan giriyor. Anlıyorsun yani. İyi iki tane insan giriyor. O gün ben dedim yani senin için, ya dedim işte şu adamlar böyle acayip bir şey olsunlar ve çok da seviniyorum işte böyle çok görünce. Ben ne düşünüyorum biliyor musun? Mesela maç seyrederken size oluyor mu bilmiyorum. Böyle Mesut'u seyrederken, Nuri'yi, Mehmet'i, işte diğer arkadaşları seyrederken ekranda top hep size gelsin istiyorum abi. Böyle hep kamera sizi göstersin istiyorum. Evet, evet. Ve siz güzel bir hareket yapınca, böyle deri bir pas verince ya da gol atınca tribündeki İspanyol düşünüyorum. Birbirine diyorlardı ki bu hangi ülkeden? Türk işte ya da işte başka bir şey. Abi işte bak ne kadar güzel. İşte o zaman bir gurur duyuyorsun yani. Böyle çok acayip bir şey oluyor insan. Çok acayip bir şey. Tugay'ın jübilesinde mesela, Tugay Kerimoğlu'nun jübilesinde bütün İngilizlerin Tugay maskesi taktığı anda mesela çok acayip. İşte çok acayip bir şey yani siz hep topu alın abi, siz aklınıza şu olsun. Top sizdeyken biz çok keyifleniyoruz yani, bunu bilin yani. Biz sahadayken de hissediyoruz bunları zaten, sizin güzel enerjileriniz, dualarınız her zaman arkamızda hissediyoruz. Ne güzel hocam, harika. Karşılıklı olmasa zor zaten, olmaz. Nuri Şahin. Ayağa kalk. Yok. Belki bilmiyorsundur da kalkarsın diye şey yaptım. Küçüklüğünde... Ay çok acıklıymış. Ay okuyamam. Vallahi okuyamam. Bir alttan müzik yapsana. Küçüklüğünde hiç oyuncağı olmamış. Tek oyuncağı bir top olmuş. Nuri o günden beri bir topun peşine düşmüş. Bitti yazıyorum arkasını. Doğru mu? Doğru. Oyuncaklar... Bu kadar anlattık doğru dedi adam. Yok, oyuncaklara hiç merakım olmadı yani. Hiçbir sadece zaman... topun peşinden mi koşuyorsun? Sadece topun peşinde. Vay arkadaş ya. 4 yaşında futbola başlamışsın, 5 yaşında forma giymişsin. Evet. Hangi takımda giydin? Doğdum büyüdüğüm küçük bir kasabanın formasını. Formasını giydin. Sana Manchester'dan, Arsenal'dan falan teklif geldi mi? Hangi kulüplerden teklif geldi sana abi? 16 yaşındayken o iki kulüpten teklif almıştım. Aldım. Peki bir şey söyleyeceğim. Real Madrid'den daha önce teklif geldi mi? Nerelerden teklif geldi? Geldi. Birkaç kulüpten teklif geldi evet. Çok ama... sağ ol. Ya, kulübün adı mı yok, birkaç? Yok. O kulüplere karşı doğru olacağını düşünmüyorum yani. Vay belki, arkadaş. Futbol... Bana böyle Real Madrid'e gideceğim, bana başka kulüpten teklif gelecek, bütün televizyonlara çıkıp böyle anlatırım. Aslında Manchester'dan geldi de işte istemedik falan, bana deli gibi anlatırım her tarafta yani. Peki, bir gün 2-3 gol atmasın ağzını bıçak açmaz diyorlar senin için. Çocukken öyleydi yani. Evet. Çocukken maçı 5-6-0 yensek ben gol atmasam bir gün evde kimseyle konuşmazdım. Konuşmazdım. Yani. Koyu bir Zidane ve Roberto Carlos hayranıymışsın. İkisine de hayranım ama Zidane'a... Ne oldu? Zidane teyzenin oğlu mu? Niye aldın? Bu sevinç ne yani? Çok büyük bir Zidane hayranıyım. Evet. Zidane hayran. Köpeklerden çok korkuyormuşsun. Yüzlerce ayakkabın varmış. Genç yaşta evlenmiş, mutlu bir evliliği var demişler. Saha içinde problem çözen bir oyuncu demişler senin için. Güzel demişler. Sağ olsun. Peki, maçta yenildiğinde ağlıyormuşsun, doğru mu? Yok, bu 17 Dünya Kupası'nda Brezilya'ya son saniye yediğimiz gol yemiştik. 4-3 kaybettik o maçı. O gün işte hayallerim yıkıldığı için o anda kamera beni çekmiş, ağlamıştım. Türkiye'de öyle yayıldı yani. Peki. Ağlıyor diye. Real Madrid ne verdi abi sana? Para dışında. Parayı sormuyoruz. Yani ne veriyor? Mesela ev veriyor, neler veriyor? Ya gittin ne oldu yani? Ya ben şimdi onlardan... Kaşıyacağım bu konuları, güzel konular bunlar. Buradan ekmek çıkar, evet.
Real Madrid'de transfer olduktan sonra ben onlara bana araba verin, ev verin desem biraz tuhaf kaçar çünkü... O kadar para almışım bir de bunu istemiyorum. Yok yani Real Madrid'de... Hayır şunu sorayım ya, ev mev kombili mi yani, güzel evlerden nasıl bir... Küçük hesapların adamıyım. Küçük hala Real Madrid transfer ev veriyoruz, kombisi var mı? Bak kombisi önemli. Akbilimi isterim, bak bunlar lazım. İspanyol akbilimi var böyle. Evet. Bu konuda da konuşmak istemiyorsan yok kadar. Hayır. Evi çok yardımcı oldular. Beraber aradık, bulduk. Dün oradan geldim senin de. Dün Real Madrid'de Madrid'de yaşayacağın evi buldun öyle dün, mi? Dün evet. Dün buldum evi. Şeyi merak ediyorum mesela gol atmadığım zaman konuşmuyorum dedi. Neticede Real Madrid çok büyük bir kulüp ve yıldızların olduğu bir kulüp. Şimdi uyandığında Real Madrid'deyim diyorsun ama ilk 11'de bekliyor musun kendini yani bütün sezon boyunca Real Madrid'e? Şimdi Mesut Özil'e baktığımız zaman hakikaten artık yerini yaptı. Şimdi evet, Hamit de geliyor. Hı hı. Pozisyon olarak baktığın zaman çok da uzak pozisyonlarda oynamıyorsun. Nedir yani hedefin mesela bu anlamda bu sezon? Bu konuda fazla nasıl diyeyim? Yani kendime çok güveniyorum gerçekten bu konuda. Bir sakatlık olmazsa da oynayacağımdan eminim yani. Evet, biz de çok güveniyoruz. Vallahi. Açıkçası öyle. İnşallah penaltı sorununu da Real Madrid'de aşmış olursun diye de söyleyelim ve... Oh.